9 Ekim 1967. Gizli kapaklı idamı, parmak izi testi için ellerinin kesilmesi, uçak pistinin yanına aceleyle gömülmesine rağmen onun üstü örtülemezdi. Che Guevara 20. yüzyılın en büyük efsanesi ve ikonlarından biri olacaktı. Ölüm haberi yayıldığında gençler her yerde sokaklara çıktı. Portrelerini sağa sola dağıttı. Böylelikle dünyada en bilinen ve üretilen resimlerden biri haline geldi. Efsanevi konumunun doğuşunu daha iyi kavrayabilmek için Che'nin gençlik yıllarını adım adım takip etmeliyiz. Fidel Castro tarafından yönetilen isyan ordusuna savaş doktoru olarak Küba'ya gelmesiyle başlıyor. Tamamı filme çekilen ilk devrimin sonrasında güç koridorları boyunca onu takip etmek gerekiyor. Pekin'den Cezayir'e, New York'tan Moskova'ya. Soğuk Savaş'ın zirvesinde, uluslararası iletişim savaşında yüzünün neden silah olduğunu anlamaya çalışacağız. Sonunda tüm muhalefete rağmen Che'nin onu ölümsüz yapan efsanevi imajını hangi gelecek ve hangi ideal için kurguladığını analiz etmemiz gerekiyor. Kahraman gerilla efsanesi ne zaman ve nasıl doğdu? Sosyalist kuramcılar nasıl onun resmini kullanmaya niyetlendi? Ernesto Guevara nasıl oldu da sonunda kendi imajının tuzağına düştü? Che Guevara, Efsanenin Ötesinde. Küba'da her şey daima Sierra Maestra'da başlar. Che'nin ölümünden neredeyse 10 yıl önce bir muhabir, Fidel Castro ve bir avuç devrimcinin Fulgencio Batista'nın diktatör rejimine karşı bir gerilla savaşı başlattığını öğrendi. Muhabir savaşçıların görüşünü dinlemek istiyordu. İçlerinden biri ilgisini çekti. Kısa saçlı, zeytin yeşili şapkalı, genç görünümlüydü. Ve boynunda bir kamera asılıydı. Bir gün onu ünlü yapacak bir görünümü yoktu. Ama 29 yaşında stajyer doktordu. Silah arkadaşları ona çoktan Che diye sesleniyordu. Arjantin'deki İspanyolca konuşanlar arasında yaygın olan dolgu sesi Che'yi çok sık kullandığı içindi. Röportaj Che Guevara'nın ilk medya deneyimi oldu. Bu arşiv görüntüsü çok tanıdık. Ancak insanlar sıklıkla medyadaki bu ilk röportajında Che'nin Küba halkına ve dünyaya medyayı kınayarak kendini tanıttığını pek hatırlamıyor. 16 aydır Sierra Maestra'dayız. Tüm bu aylar boyunca dünyanın her yerinden muhabirler geldi. Gerilla savaşının hikaye tarafıyla ilgileniyorlardı. Bugün ilk kez Küba halkına doğrudan seslenebilmek için Kübalı muhabirin şu an yapmış olduğu ziyaretten yararlanıyorum. Görüntü burada kesiliyor. O yüzden savaşa katılmasının ardındaki sebebi ve gerillaların genel devrim planını duyma şansımız yok. Che'nin bu çılgın maceraya katılma nedeni diktatörü tanımasıydı. Fulgencio Batista, Birleşik Devletler'in desteklediği kukla hükümetinin başındaydı. Küba ise Florida kıyısından 150 kilometre uzaktaydı ve Amerika'nın kontrolü altındaydı. Evet.
50 yıl boyunca Karayipler'in incisi Amerika'nın oyun alanı ve zevk bahçesiydi. Ama aynı zamanda ana şeker sağlayıcısı ve Guantanamo ile birlikte stratejik askeri karakoluydu. Che Guevara ve Kübalı yoldaşları gerilla mücadelesi sayesinde adadaki sosyal devrimin zaferini örgütleyebileceklerine inanıyordu. Ayrıca Birleşik Devletler'in büyük gücüne ilk sarsıcı yenilgisini tattırarak diğer Latin Amerika ülkelerine özgürlük yolu açacaklarını düşünüyorlardı. O dönem Che Guevara'yı komutanlığa terfi ettiren Fidel Castro ona gerilla mücadelesi için altyapıyı geliştirme görevi vermişti. Her görev Che'ye veriliyordu. Bunun nedeni bu iş için en doğru ve en iyi kişi olmasıydı. Dövüşmede kendine özgü bir hissi vardı ve liderliğe sahipti. Lider özelliği olan biriydi. Kendi gücünün komutanı olarak dağlarda kendi kontrol bölgesi vardı. Oradayken birçok şey yaratmıştı. Yerel köylülerle işbirliği içinde bot yapmaktan üniformaya, ekmek yapmaktan çiftçiliğe kadar. Bu kendi kendine yetebilme çabasıydı. Ve aynı zamanda kendi medya ortamını da yaratmıştı. 1958'de Che Radyo Bedeldi'yi kurdu. Oldukça derme çatma malzemeyle Fulgencio Batista'nın medya tekelini kırdı. Dünyanın ilk sosyal iletişim ağı olacaktı. Burası Sierra Maestra'dan canlı yayınlanan Radyo Rebel'de. Özgür Küba bölgesindeyiz. Burası Sierra Maestra'dan canlı yayınlanan Özgür Küba bölgesindeki Radyo Rebel'de. Daha en başında medyanın mesaj olduğunun farkındaymış gibi görünüyor. Mümkünse medyaya sahip olmalıydın. Propaganda kolu, medya kolu olarak insanları bilgilendirip dahil etmeliydin. Anlaşılmaz olmamalıydın. Bu en başından beri çok önemliydi. Radyo Rebelde'nin rolü mücadelenin son aşamalarında hayati olduğunu kanıtlayacaktı. Los trabajadores de toda la República. 1 Ocak 1959'da Fidel Castro yayın araçlarıyla genel grev çağrısı yaptı ve devrimin başladığını ilan etti. Havana, 1 Ocak 1959. Küba halkının gözünde Fidel isyanın yüzüydü. Daha sonra geliştireceği parlak görüntüsünden uzak olan Che, şimdilik gölgelerde bekliyordu. İsyan ordusunun çevresindeki muhabirlerin kameraları ve flaşlarından önce yine de popüler efsanedeki gerillaların özel sembollerini taşıyordu. Savaş yorgunluğu, puro, siyah bere, seyrek sakal ve saçlar. Buna rağmen yüzü pratikte tanınmıyordu. Au moment de l'entrée des troupes, gerillalar Havana'ya girdiklerinde çok az kişi Che Guevara'yı tanıyordu. Çok az. 1959'un başlarında Havana'daki ve ötesindeki insanlar bu adamın Che'nin kim olduğunu ve amacını merak ediyordu. İsyana katkısını merak ediyorlardı. İlk kez başkente ayak basmıştı. Büyük bir şey değilmiş gibi geliyordu ama öyleydi. Çünkü devrimin ön cephesindeydi. Yüzleşeceği durumla ilgili kesinlikle hiçbir fikri yoktu. Doğrusu Havana'daki durum Küba'dan uzakta, tepelerde tanıtıldığından çok uzaktı. Havana, gelişmiş herhangi bir ülke için başkent olmaya uygundu. Evet, ırk ayrımcılığı hala yaygındı. Fuhuş hala büyük bir sektördü. En yoksullar inanılmaz yoksuldu. Binlerce çocuk sokaklarda yaşıyordu. Ancak adanın bu bölümünde elektrik olmasa bile başkentin altyapısı yeni dünyada en modernler arasındaydı. Orta sınıf telefon ağının keyfini çıkarıyordu. Opera binası, bir sürü tiyatro, onlarca sinema salonu vardı. Dahası, Latin Amerika'daki en gelişmiş görsel işitsel yapılardan biri bulunuyordu.
1 milyondan fazla sakiniyle bu büyük kentte neredeyse her evde televizyon vardı. Şehre devrimin ön cephesiyle giren Che ile değişim başlayacaktı. Her şeyi devrimleştirme düşüncesi vardı. Ayrıca medyada önemli bir rol oynuyordu. Devrimin kendi medyasının olması gerektiğini düşünüyordu. Şirketler veya batı veya burjuva çıkarlarının olmadığı bir medya. Yeni filizlenen devrimin attığı ilk adımın Küba sinema endüstrisi ve sanat endüstrisini kurmak olması tesadüf değildi. Ada ulusundaki sinema salonlarında filmlerden önce gösterilen Pate haberlerine benzeyen filmleri yapmışlardı. Ancak Che Guevara'nın geri kalan Küba kitle medyasının yeniden yapılanmasında oynadığı doğrudan rol hakkında az şey biliyoruz. Devrim ilan edildikten yalnızca 2 hafta sonra yeni Küba basın ajansı Prensa Latina'yı kurdu. Ana Birleşik Devletler haber ağlarına rakip olması ve devrim mesajını tüm dünyaya yayınlaması gerekiyordu. Ancak hepsi bu değildi. Havana'ya girdiklerinden Che Guevara ve devrimin diğer liderleri onları tüm oturma odalarına sokacak geniş Küba televizyon ağına göz diktiler. Daha kamulaştırma tamamlanmadan önce kanalları yeniden isimlendirmişlerdi bile. Radyo Rebel'in ardından artık devrim televizyonu vardı. Che ve Fidel televizyon döneminin başlangıcına gelmişlerdi. Televizyonun yeni mecra olduğunu ve dönüştürücü bir gücü olduğunun farkındaydılar. Radyo, basın, televizyon. Bu ateş gücüyle donanmış Küba devrimi artık Amerikalı düşmanıyla ilk kez savaşa girebilecekti. İletişim savaşına. Çünkü ilk saldırılar medyadan yapılmıştı ve Che Guevara'nın yeni makamını ilgilendiriyordu. Başsavcı ve La Cabaña hapishanesinin komutanı devrim mahkemesinin kuruluşunu denetleyecekti. Che'nin görevi bana kalırsa en önemli işti. Devrimin katı tutumunu, sert tarafını ve yeni Küba devriminin devamlılığını güvence altına almaktı. Yani duruşmalar, askeri mahkemeler ve bazı durumlarda savaş suçlularının infazı. Muhtemelen sert ve dik kafalı görülüyordu ama en önemlisi en etik şekilde hareket etti. Ondan beklenen de buydu. Çünkü hatırlayın, o zamanlar tüm Küba halkı adalet istiyordu. Aynı zamanda Birleşik Devletler destekli Batista rejiminin Küba halkına yıllarca uyguladığı gaddarlığını ve yolsuzluğunu da hatırlamamız gerekiyor. Kameramanın eşlik ettiği araştırmacılar eski rejimin hapishanelerinde kullanılan işkence aletlerini buldu. Diktatörlüğün işlediği korkunç suçları ortaya çıkardı. İşkence aletleri kanıt kabul edildi. Tırnakları çekmek için, çok daha vahşi işkence yöntemlerini uygulamak için aletler. Bazıları gösterilemez. Vahşetti, kanlı diktatörlük. 1952'den 1959'a kadar sürdü ve 20 bin insanın yaşamına mal oldu. O sırada polis ve ordu tarafından işlenen suçlar cezasız kaldı. Yol kenarında öldürülmüş gençlerin cesetlerini bulmak da nadir sayılmazdı. Devrimci adalet, suçlular için aşılamaz hale geldi. Havana limanına bakan askeri kalede neredeyse 2000 kişi kameraların önünde hapse atıldı. Che Guevara, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulanlara benzer biçimde devrim mahkemelerini işleme soktu. Ölüm cezaları artmaya başladı. Örneğin eski Santa Clara polis amiri Cornelio Rojas gibi. Televizyondan gösterilen görüntüler şok ediciydi. Söylentiler dönmeye başladı. Yabancı basında alarm zilleri çalıyordu. Binlerce seri duruşma ve infazı açığa çıkardı. Amerikan Kongresi soruşturma talep etti. Medyanın gözünde Che Guevara aniden savcıdan zanlıya dönüşmüştü.
İnsanlar binlerce masumun ölümünü, Che'nin sadist ve işkenceci olduğunu konuşuyordu. Hiçbiri doğru değildi. Söylenenin aksine her gün yüzlerce insanın infaz edilmesiyle oluşan bir kan gölü yoktu. Bazı duruşmaların jürisiz olduğu doğru ve bu yüzden insanların ilgisini çekti. Ancak ölüm cezasıyla sonuçlanan jürisiz duruşmalar hep çok endişeye neden olmuştur. Elbette emperyalist güçler tarafından devrime saldırmak ve en kötü şekilde karalamak için kullanılmıştı. Keyfi infazlarmış gibi. Ama tam tersiydi. Yanlış bilgiye cevap olarak devrim basını, Batista rejimi kurbanlarının fotoğraflarını ve ölüme mahkum edilen 200 kişinin tam isim listesini yayınladı. Ancak eleştiri şiddetleniyordu. Böylece Fidel Castro uluslararası basın önünde Amerikan medyasına karşı koyabileceği bir kitle toplantısı çağrısı yaptı. Bizi kamuoyu önünde ezmek istediler. Ancak Küba devriminin mücadele etmeyi bildiğini ve kazanacağını fark edemediler. Küba'da bu medya savaşına Operasyon Verdad kod adı verilmişti. Gerçek operasyonu, Küba halkına ve dünyaya duruşmaların yasal savunmaya saygı duyduğunu ve sanıkların suçlu olduğunu kanıtlamak için Fidel Castro, Che Guevara'ya bir günde 22 Ocak 1959'da uzun bir duruşma serisi hazırlamasını istedi. Spor Sarayı'nda 17 bin Kübalı'nın önünde ilk duruşma başladı. Prensa Latina ve Devrim Televizyonu'nun da oynayacak rolleri vardı. Etkinliği kaydetmek ve dünyanın her yerinden gelen 400'den fazla muhabire servis etmek gibi. Bazı tanıkların ifadeleri trajedinin kıyısında. İçlerinden biri 12 yaşında bir oğlan. Sanıkları işaret ederek kalabalık bağırıyor. Öldürün onu. Birkaç saat sonra Blanco infaz ediliyor. Küba'daki mahkemelere tepkiler artıyor. Ancak Küba devrimcileri Moskova'da sergilenenlere benzer gösteri duruşmaları yapmakla suçlandıkları için tartışmalar arttı. ABD'den veya Avrupa'dan gelen Batılılar için Roma sirkleri gibi kalabalığın hükümlülere bağırdığı gösteri duruşması veya düzmece mahkeme gibi görünüyordu. Medya savaşındaki ilk mücadele kaybedilmişti. Artık Che Guevara ismi daha çok biliniyordu. Ancak karşı devrimciler ona takma ad vermişti. La Cabaña kasabı. Fidel Castro duruşmaları askıya aldı. Che devam etmek istedi. Fidel, politik riskin devam etmek için çok büyük olduğunu hissetti ve durdurdu. Fidel Castro, Che Guevara'yı spot ışıklarından uzak bir göreve atadı. Ama görevi devrim süreci için çok önemliydi. Küba Ulusal Bankası Başkanı. İlginç bir tayin. Doktor Gerilla banka ve finans kurumunu yönetiyor. İlk sembolik hareketleri gülümsetmiş olabilir. Ama onun daha hoş görünmesini sağladılar. O zamanlar Küba banknotlarını yalnızca Ç olarak imzaladı. Sanırım parayı küçük gördüğünü ifade ediyordu. Bazıları bunu parayı küçük görme olarak düşündü. Ancak herkes onu Che olarak biliyordu. Kübalılar ona böyle sesleniyordu. Che. Ernesto Guevara de la Serna değildi. Che'ydi. Belki de bu yüzden savaş ismini Küba'da sivil ismi olarak kullanmayı seçmiş olabilir. Bankanın müdürü olarak pozisyonundan bahsederken şöyle dedi. Banka müdüründen daha çok gerillayım ben. O yüzden gerilla gibi davrandı, harfi harfine. Düşmanı yenmeye çalıştı. Düşman her şeyden önce emperyalizmdi. O zamanlar Ulusal Banka Bakanlıktı, finansal bir bölümdü. Sadece dövizden sorumlu değildi. Ayrıca nakit akışı, uluslararası transferler, ülkenin kaynaklarının kontrolü, deniz aşırı alımlar ve ithalat izinleriydi. Banka olarak kaldı.
Teknik olarak Küba ekonomisiyle ilgili tüm büyük kararları alan ulusal bir departmandı. Yani Che'nin hayati bir rolü vardı. Relevante. Bu ana rol onu spot ışıklarına sürükledi. Che her ne kadar Amerikan bankalarının kamulaştırılmasında Castro'nun gölgesinde gibi görünse de haber muhabirlerinin yıldızı o olmuştu. Amerika'nın ekonomik misilleme önlemlerini engellemek için ana sosyalist güçlerle yapılan anlaşmalar da tamamlanmıştı. Banker prosu içen ama savaş giysileri giymiş bir banker iş arkadaşlarını ve yabancı basını şaşırtmıştı. Ancak Che Guevara hala ulusal kahraman değildi. Kimse 1 Mayıs 1960'ta devrim meydanında resimlerini sallamamıştı. Küba'da Kürt kişiler olmasalar da Küba bağımsızlığının öncüsü sayılan Jose Martini'nin ev yapımı büstlerini ve devrim komutanı Camilo Cienfuegos'un portresini kullanıyorlardı. Ya da bazen nadir de olsa Fidel Castro'yu tercih edebiliyorlardı. Bu duvarda Che'nin ünlü portresinden iz yoktu. Yine de bu işçi bayramı yürüyüşünden aylar önce günümüzde ünlü olan o fotoğraf çoktan çekilmişti. Havana, 4 Mart 1960. Fransız yük gemisi La Coubre Havana limanında patladı. Gemi kıyıdaki eski Havana'nın ardında, eski Havana'nın rıhtımında yüklenmişti ve patladı. Yüzden fazla insanın öldüğü iki patlama oldu. Kimse tam sayıyı bilmiyor, buharlaşmışlardı. Küba yetkilileri anında CIA'den şüphelendi. Çünkü en başından beri Amerika Birleşik Devletleri devrim sırasında medya savaşından fazlasını yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri 1959'da anında yeraltı savaşı başlattı. CIA'in finanse ve organize ettiği silahlı grupların bomba patlatmadığı, treni raydan çıkarmadığı gün geçmedi. Miami'deki CIA istasyonu dünyanın en büyüğü. Sözde istasyonlarında yüzden fazla çalışan vardı. Küba'nın hala ulaşılabilir olduğu günlerde ABD'den ve Amerika'nın kalanından gidip gelinebilirdi. İnsanları gizlice sokuyorlardı. Küba Televizyonu Genel Merkezi ve Küba Sinema Enstitüsü olay yerine yakındı. Kameramanları sahneye ilk girenler arasındaydı. Çektikleri ve tüm dünyaya hızla dağıttıkları görüntülerde Che Guevara da vardı. Büyük bir olaydı. Ertesi günü Che, Fidel, Raul, Sartre ve Simone de Beauvoir Havana'daydı. Rıhtımın yanındaki caddede yürüyüşe katıldılar. Ellerini birleştirdiler ve böyle fotoğraflandılar. Sonra durup sahnede toplanan kalabalığa konuştukları bir an var. Fidel Castro'nun konuşma yapması için sahnenin kurulduğu Vedado bölgesinde 12. ve 13. sokakların köşesinde bulunan fotoğrafçılar arasında Korda olarak bilinen fotoğrafçı Alberto Diaz Gutierrez de vardı. Küba gazetesi Revolution için çalışıyordu. Korda era un grandissimo fotografo. Korda reklamcılıkla başlayan harika bir fotoğrafçıydı. Sahnenin fotoğraflarını çekiyordu. Birden şöyle dedi. Kendi kelimeleriyle Che'nin görüntüsünün birden lensine girdiğini gördü. Ve refleks tepkiyle fotoğrafı çekti. Bir ürperti hissetti ve dondu. Tabii ki çektiği fotoğraf Che'nin tek başına tarih olan ünlü fotoğrafıydı. Yıkılmaz devrimci görünüşü.
Ağanın ötesini görüyordu neredeyse. Tamamen büyüleyici bir resim. Gücü, enerjiyi ve kararlılığı görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda mükemmel fiziksel güzelliği de. Sanki bir tür kehanetimsi bir bildiri. Devrim. Devrimi ve devrim romantizmini görebilirsiniz. Resimde bu görülüyor. Korda'nın Guerriero Heroico, muhteşem gerilla savaşçısı olarak adlandırdığı fotoğraf hemen ünlü olmadı. Tamamen odak dışındaydı. Revolüsyon o zamanlar Che'den daha ünlü olan Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir'ı tercih etmişti. İddiaların aksine fotoğraf yıllarca bir çekmecede tozlandı. Kimse gerçekten fark etmeden özgün haliyle birkaç kez de yayınlandı. Buradaki gibi. Revolüsyonun alt köşesinde Che'nin verdiği halk konferansı haberindeki gibi. Yine de Che'nin kendini daha geliştirdiği zamanlardı. Batı dergilerinin kapakları ona daha fazla yer verir olmuştu. Henri Cartier-Bresson gibi Fransız fotoğrafçılar ve ziyaretçi Amerikalı muhabirler yakışıklı görünümü ve karizmasından çok etkilenmişlerdi. Dramatik şekilde yakışıklıydı. Gözlerinizi alamadığınız biriydi. Karşınızda durduğunda inanılmaz bir karizması vardı. Fiziksel görünüşüyle birlikte çekiciliği insanlara çok güçlü görünüyordu. Reklamlar ve moda haberleri arasında Che'nin portreleri Amerika'nın haftalık yayınlarının iç sayfalarında da dolaşmaya başladı. Ancak Fidel Castro hala Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ünlüydü ve nispeten ılımlı görülüyordu. Küba devrimi hala sosyalist ilan edilmemişti. Böylece muhafazakar propaganda araçları Soğuk Savaş sırasında kızıl tehlike korkusunu kışkırtmak için ilgisini Che'ye çevirmiş oldu. Saygın Time dergisi onu kapak yaptı ve devrimin beyni olarak tanıttı. Neredeyse şeytani etkisini ifşa etmek amacıyla onlarca belgesel yapıldı. Che Guevara 26 Temmuz hareketinin en üst noktalarından birinde çalıştı ve Castro üzerinde Rasputin benzeri etkisini kullandı. Birleşik Devletler'den nefret ediyor. Çok Amerikanvari bir yaklaşım. Bu başlık devrimin beyni Che'yi şaşırtmış olmalı. Çünkü pek Marksist bir bakış açısı değil ve devrim sürecinin anlaşılmadığını gösteriyor. Ancak Che'nin teorik eğitimi ve disiplini çalışma kapasitesiyle devrim için politik ve ekonomik olarak önemli hale geldiği doğru. Yani öyle ya da böyle sonunda büyük gücü ve devrimcilerin arasındaki sorumluluğuyla en önemli figürlerden biri haline geldi. Soğuk Savaş'ın zirvesinde batıdaki tehlikeli Bolşevikler olarak ifşa edilen Doğu bloğu doğal olarak Che Guevara'ya ilgi göstermeye başladı. Özellikle de Sovyetler Birliği'ndeki Komünist Parti'nin 20. Kongresi ve Kruşçev'in suçlanmasının sonrasında Moskova insanlara ilham verecek yeni yüzler aramaya başlamıştı. Çok önceden Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmiş ve Fidel'in kardeşi olması gerçeğiyle Raul Castro'yu denediler. Ancak kabul edelim ki o pek karizmatik değildi. O yüzden Sovyetler Birliği Küba'dan yeni yüzlerle tanışmaya çok hevesliydi. Ziyareti sırasında her adımı izlendi, sergilendi ve filme alındı. Bir sürü muhabir ona ayrılmıştı. Baştan çıkarma karşılıklıydı. Sovyetler Birliği Küba devrimini sahiplenmek istiyordu. Che'ye ve Küba'ya sosyalizmin küresel anavatanının ve tabii Küba sosyalizminin de anavatanının Sovyetler olduğu izlenimini verecek şekilde davranıyorlardı. Ekim devriminin 43. yıl dönümü. Sovyet liderler devrimin kahraman habercisini coşkuyla karşıladılar. Bu pozisyon Che Guevara'yı sosyalist tarafta ve 3. Dünya ülkelerinde lider konuma yükseltti. Ziyaretler ardına ziyaretler yaptı. Endonezya'da, Mao ile tanıştığı Çin'de, Kim Il-sung'un adına resepsiyon verdiği Kuzey Kore'de. Daha sonra Che Guevara Cezayir'e de gitti.
Burada özellikle de Küba'nın desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi ve yeni bağımsızlaşan insanlar onu içlerinden biri gibi karşıladı. Yaşasın Demokratik Cezayir Cumhuriyeti halkı. Yaşasın Ulusal Halk Ordusu. Zafer bizim. Kübalı gibi davransa bile Kübalı olmadığı gerçeği oldukça çekiciydi. Çünkü Küba'nın milliyetçiliğinin üstesinden gelebileceğini göstermişti. Gerçekten büyük bir uluslararası kardeşlikti ve o bunu başarmıştı. Küba'da aynı zamanda Sanayi Bakanlığı'na atanan Che Guevara'nın popülerliği artıyordu. Sadece dünyayı dolaştığı için ya da Nisan 1961'de Amerika'nın başarısız domuzlar körfezi çıkarmasıyla aşağılanmasında önemli rol oynadığı için de değil. Ekim 1962'de Küba füze krizinde bile öne çıkmadı. Son iki olayda spot ışığı altında duran kişi Fidel Castro'ydu. Adada büyük bir figür haline gelmesi basın ve televizyon haberlerini dolduran ekonomik tartışmanın ortasında oluşuydu. Daha çok Ortodoks komünistler olarak bilinen sert Stalinciler ve yeni Sanayi Bakanlığı arasında bir mücadele yaşanıyordu. Lenin henüz yaşarken 20 yıl boyunca devrim sürecinde böyle bir tartışma olmamıştı. Tartışma halka açılmıştı. Dergilerde her yerdeydi. Herkes kendi görüşünü savunuyordu. Her şey çok tartışmalıydı ama elbette karşılıklı saygıyla. Tartışmanın karışıklığını idrak etmek ve Che Guevara'nın nasıl sahneye getirildiğini anlamak için bunun kritik bir dönem olduğunu hatırlamak gerek. Amerika Birleşik Devletleri adaya askeri saldırısını ekonomik önlemlerle destekledi. Tarihteki en uzun ve sert ambargo başlamıştı. Sıkıntılar hissedilmeye başlanmıştı. Üretim şirketleri ürüne dönüştürecek ham maddeleri kalmadığında hızlıca çöktü. Nüfus içinse askeri geçim düzeyini garantilemek için yiyecek karneleri dağıtılmaya başlandı. 3 yıl süren devrim ve yıpranan halkın morali felaketti. Fabrikalarda işe gelmemeler arttı. Bürokrasi yavaşça işleri felç etti. Küba kısır döngü içindeydi. Bu bağlamda Sanayi Bakanlığı'nın sorunu halkı çabalarını sürdürmeye ikna etmeye çalışmaktı. Soru Sovyetler Birliği'nin yönetim sistemlerinin uygulanıp uygulanmadığıydı. Stakhanovizmin zamanından beri daha fazla kazanmak için daha fazla çalışanın ikna edilmesi fikrine dayanıyordu. Bu işçiler arasında rekabet yarattı. Ayrıca diğerlerinden daha fazla ayrıcalığı olan kısım oluştu. Che bunu reddetti. Maddi teşviklere karşı manevi teşvik fikrini ortaya çıkardı. Yeni sosyalizmin insanları için yeni teşvik ve Küba devrimi için yeni bir yöntem. İnsanlar arasında devrimci bir bilinç geliştirilmeliydi. Altruizm, bireyselliği yenmeliydi. Dayanışma, bencilliğin yerini almalıydı. Görevin tamamlanmasının zevki veya manevi ödül, maddi ödülden daha önemli hale gelmeliydi. Çünkü Che için bu tartışmanın getirileri ekonomik krize az ya da daha çok geçici çözüm bulmaktan önemliydi. Küba'nın tek başına yeni insan yaratması gerekiyordu. Bireysellikten ve kapitalizmden kurtulduğunda komünizmi harekete geçirebilecekti. Böylece daha fazla konuşma yapmaya ve televizyonda görülmeye başlandı.
Tüm işçi sınıfındakiler, fedakarlık ruhunuzu, komünizm ruhunuzu, hayata karşı yeni tutumunuzu gösterin. Fidel'in söylediğini ve bu salonda inanılanı hep aklınızda tutun. Ölümcül tehlikenin içinde olduğumuz bu zamanda hepimiz üretimde eşit olmak zorundayız. Biz işçiler için vatan ya da ölüm. Ancak fikrinin adil olduğuna insanları ikna etmek için sonsuz tartışmalar ve itirazlar yerine Che Guevara fikirlerini harekete geçirmeye ve örnek teşkil etmeye karar verdi. Her zaman en başından beri bir şeyleri yaparak önderlik etmek istedi. Kendi yapamayacağını düşündüğü şeyi başkasından hiç istemedi. Adalet sahibi biriydi. İnsanlardan talep ediyordu. Che her zaman Küba halkından daha çok çalışmalarını, öğrenmelerini, vatanlarını korumaya hazır olmalarını talep etti. Talep etmek için ahlaki otoriteye ve gerekli meşruiyete sahip olmalısınız. Bunu da yalnızca örnek oluşturarak başarabilirsiniz. Che'nin yeni insan için gerçek eğitim alanı ücretsiz gönüllü çalışmaydı. Boş zamanlarında günlük çalışma kotası veya diğer görevler yapılıyordu. Che bunun yolunu açmıştı. Görüntüler uzun konuşmalardan daha değerli olduğu için kameraların kendini çekmesine izin verdi. Sanayi Bakanı Komutan Che Guevara gönüllü çalışmasıyla biliniyor. 1500 işçiyle 9090 saatte 40.450 metre kumaş üretildi. Tamir ve temizleme makineleri hariç. Herkes inanılmaz bir şekilde çok çalıştı. Ekranlar 2 yıl boyunca ikramiyesiz sekreter maaşı kazanan, hafta sonları bile şeker kamışı keserek, duvar örerek, ip dokuyarak örnek olan bakanın görüntüleriyle doldu. Yeni insanı somutlaştırmaya çalışıyordu. Tam olarak poz vermedi. Ama fotoğrafçıların kendisini takip etmesine de izin verdi. Devrimin bu yönünün önemli olduğunun farkındaydı. Eğer başkalarından yapmasını istediği görevi yerine getiriyorsa, eğer devrim adına insanlardan zamanlarını ve yaşamlarını vermelerini istiyorsa, bunu yaptığını göstermeliydi. Bu gerçekten onun için çok önemliydi. Burada gösteriş yoktu, poz yoktu. Bu görüntüler yeni bir idol yaratmak için, kült kişilik inşa etmek için veya artık düşük yoğunluklu propaganda dediğimiz iletişim yöntemi için değildi. Sanayi Bakanı halkın içindeydi ve bu bir rol değildi. Çünkü kamera çekmeyi bıraktığında Che çalışmaya devam ediyordu. Che, Havana limanında ortaya çıktı ve kargo gemisini boşaltmaya yardım etmeye başladı. Çevresindeki Kübalılar birkaç dakika yardım edip sonra gideceğine ikna olmuştu. Ancak saatlerce orada kalıp son çuval boşaltılana kadar oradan ayrılmaması onlara sürpriz oldu. Ancak Küba'da bazı insanlar sinirlenmeye başladı. Bürokratlar dışlandıklarını hissetti ve ayrıcalıklardan yararlanan bazı liderler Che'nin gölgesinde kaldıklarını düşündüler. Kimse bugün öyle söylemiyor. Ama Che'ye çok kızgınlık vardı. Sonunda Fidel bu tartışmayı maddi teşvikler lehinde sonlandırdı. Bu da Che'nin Küba'daki Ortodoks komünistlerle etkili ilerleme konusundaki sağlıklı tartışmasını bitirdi. Che ekonomik mücadeleyi kaybetmiş olsa da medya mücadelesini temiz bir biçimde kazanmıştı. Görüntüsü parıldamaya başladı.
1964'ün sonlarında Küba, Birleşmiş Milletler'in yeni genel kurulunu belirlemek için çağrıldığında Fidel Castro'nun Che'yi New York'a göndermesi çok normaldi. Dünya çapında canlı yayınlanan konuşması, kendi başına Küba devrimini somutlaştıran adamı tanıma şansı vermiş oldu. Che, zeytin yeşili savaş kıyafetinde kürsüye adım attı. Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalist yöntemleriyle ilgili sert bir suçlama yaptı. Bir tür zafer şarkısıydı. Üçüncü dünya bağımsızlığına bir ilahiydi. Latin Amerika kıtasının bu yeni iradesi, her gün kitlelerin savaşma kararlarının reddedilemez bir ilanı olduğunu ve istilacıların silahlı elini felç ederek tüm halkların anlayış ve desteğiyle tüm dünyada sahip olduklarını bize göstermektedir. Bu haykırış vatan veya ölüm. Çok tutkulu ve inançla konuştu. Büyük bir medya ve halk kitlesi vardı. Uluslararası kamuoyu gözünde muhtemelen en büyük halk kitlesine hitap ediyordu. Ve muhtemelen o anda kamu otoritesinin zirvesindeydi. Che'ye bir gecede değişti. Sadece büyük devrim lideri değil, aynı zamanda gerçek küresel liderdi. Çünkü 1960'ların sonlarında dünya karmakarışıktı. Latin Amerika'da isyan demleniyordu. Afrika'da neredeyse 20 ülke sonunda kendilerini sömürge boyunduruğundan kurtardı. Güneydoğu Asya'da Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleri Amerikan ordusuna karşı direniş gösteriyordu. Tüm bunların karşısında yumuşamayı seçen Sovyetler Birliği, devrimcileri kendi haline bıraktı. Devrimin ilk günlerinden beri silahlı çatışmalara katılan insanlara teknolojik ve askeri destek veren Küba, özellikle Che'den dolayı daha çok talep edildi. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından Che, dünya çapında bir seri ziyarete başladı. Ancak bu kez Afrika gibi yeni filizlenen yerlere gitti. 1965'in başında neredeyse bir düzine ülkeyi ziyaret etti. Bu sıra dışı andan yeni sosyalist insanı çıkartmak istedi. Birçok yeni ülke doğuyordu. Yeni bir sosyalizm mümkündü ona göre. Her yerde insanlar onu tanımaya başlamıştı. Sonunda mücadelelere katılan insanlar için medyaya konuşmaya başlayabilirdi. Uluslararası sahnede düşüncelerini ortaya koyabilirdi. Tıpkı Cezayir'de olduğu gibi. Buradaki son görüntüleri var olan tek görüntüler. Che birdenbire ortadan kayboldu. Devrim hükümetindeki bakan, dünya sahnesinde tüm dünya liderleriyle tanışmıştı. Afrika, Asya, Latin Amerika için eylem çağrısı yapmıştı. Birdenbire kayboldu. Genelde diğerleri gibi emperyalist olmakla suçladığı Sovyetler Birliği'nin Küba devriminin önderinin infazının ardında olduğu söylenir. Aynı zamanda doğru olmadığı bilinse de Fidel Castro ile yaşadığı kızgın 40 saatlik tartışmadan sonra apar topar gittiği de anlatılır. Aslında çok az şey biliyoruz. Emin olduğumuz tek şey, uzun zaman boyunca özellikle de Küba devriminin sağlamlaşacağına inandığında yine gerçek silahla Amerikan emperyalizmine karşı silahlı mücadeleye devam etmek istiyordu. Sonrasında savaş alanında yeniden gelme arzusu, Sierra'da her gün yaşadığı maksimum idealizm deneyimi arzusu geliyordu. Ve bunun için yaşıyordu.
Gerçekten bunun için yaşıyordu. Aslında gerilla hayatını adil yapan budur. Kendisini devrimci olarak adlandıranlar için inanılmaz bir deneyimdir bu. Çünkü savaş alanının dışında uzlaşman gerek. Seninle aynı fikirde olmayanlarla anlaşmak zorundaydın. Uzak ve yakın rakiplerle bunu yapmaya çalışıyordu. Pazar günleri gönüllü işler yaptığı gibi. Savaş alanına geri dön, cepheye git, örnek olarak yaşa. Artık yokluğunu çevreleyen gizemle Ç sonunda efsaneye dönüşüyordu. Önceki savaşlarda resmi silah olarak kullanılmıştı. Şimdi yokluğu daha büyük bir tehditti. La Cubre patlamasından bir gün sonra Korda'nın çektiği fotoğrafı artık birini temsil etmiyordu. O bir hayaletti. Fidel Castro ve devrim liderleri bunu kullanacaklardı. Üçüncü dünyanın devrimci hareketlerini bir araya getiren 1966'daki Büyük Trikontinental Konferansı sırasında her yerde görüldü. Takma adı herkesin ağzındaydı. Latin Amerika halkı emperyalizmin en büyük korkularından biri haline gelmiş adamın deneyimine, yeteneğine ve kapasitesine sahip. Komutan Ernesto Che Guevara. Herkes bir yerlerde savaştığını biliyordu. Tabii ki gizli servisler her yerde onu arıyordu. Nerede görülürse görülsün dünyadaki gizli servisler arasında alarm zillerini çaldırıyordu. Hepsi neler yaptığını bilmek istiyordu. Takip etmenin zor oluşunun nedeni kendi imajının ana tehlike kaynağı haline gelmesiydi. Bulunmaktan kaçmak için Che'nin tekrar tanınmaz olması gerekiyordu. Önce dikkat çekmemesi gereken Kongo'da cilt rengi kimliğini yetkililere açık edecek diye cepheye gitmesi bile yasaktı. Daha sonra Bolivya'ya geçti. Komşularına göre nispeten küçük bir ülke ama 5 sınırı yüzünden devrimsel zafer tüm Latin Amerika'nın devrilmesine neden olabilirdi. Tanınmış görünümü terk etti. Takma adını attı ve yüzünü bile değiştirdi. Che'nin suratı medya ilgisi nedeniyle dünya çapında iyi biliniyordu. O yüzden güvenlik adına kılık değiştirmeliydi. Yeni görünümüne kavuştu. Böylece kimse onu tanıyamayacaktı. İnanılmaz derecede karışık kılık değiştirme aşamalarından geçti. Dişleri tamamen değişti. Saç telleri tutam tutam çekildi. Böylece hızla uzamayacaktı. Acı vermiş olmalı. Çok acılı. Kurulmasına yardım ettiği Küba gizli servisi Che'yi değiştirirken Fidel Castro da neşeyle izliyordu. Takım elbise ve kravat, kalın gözlükler, seyrek beyaz saçlar. Arjantinli devrimcinin tanıdık yüzü gerçekçi biçimde Uruguaylı Ramon Benitez adında iş adamıyla değiştirilmişti. Küba'da makyaj sanatçılarına rağmen kılık değiştirmesi zayıflamıştı. Bolivya dağlarındaki gerilla savaşlarından aylar sonra Che Guevara normale döndü ve hakkında haberler çıkmaya başladı. Onun varlığının ipucunu veren ve Bolivya ve CIA'nin ilgisini çeken ilk şey gazeteydi. Amerika Birleşik Devletleri eğitimli Bolivya özel güçleri onu takip etmeleri için gönderildi. Hala savaşabilecek durumdaki bir avuç gerillaya 2000 adamın saldırdığı mücadeleden sonra güçlü dirençlerine rağmen Che Guevara tutuklandı. La Higuvara köyüne götürüldü ve canlı son fotoğrafı çekildi. Yakalayanlar yanında duruyordu. Daha sonra 9 Ekim 1967'de tutuklanışından bir gün sonra idam edildi. La Higuera, Bolivya, 9 Ekim 1967. Eşyaları paylaşıldı. Cesedi hastane çamaşırhanesinde sergilendi. Olayı ölümsüzleştirmek için basın toplandı. Daha sonra kaderin cilvesiyle elleri parmak izi testi için CIA tarafından kesildi. Günün gazetesine sarılarak gönderildi.
Bolivya ordusu için zaferdi. Müthiş bir zaferdi. Askeri zaferdi. Washington için de politik zaferdi. Dünyaya sergilemek için ölümünü kanıtlamaları gerekiyordu. Böylece hayalleri yıkmayı, onun ve temsil ettiği düşüncenin başarısızlığını kanıtlamayı umuyorlardı. Fotoğraflar dünya çapında gösterildi. Che'nin ölümünü ve gerilla savaşçılarının yenilgisini resmi olarak Küba televizyonunda açıklayan kişi Fidel Castro oldu. Yine de çelişkili biçimde cesedinin çekilmesi ve sergilenme şekli. Gerçek fiziksel görünümü onlar için bir mirastı. Ama diğerleri için değil. Tüm dünyada devrim mücadelesinin sembolü oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu doğruydu. Fransa'da da bu doğruydu. Bu her yerde doğruydu. Che Guevara'nın ölü halde yattığı görüntüyü silmek için isyancı gençlik 1968'de gerilla savaşçısı portresini kullanmayı seçti. Böylece onun gizli kapaklı idamı, ellerinin parmak izi testi için kesilişi ve uçak pisti yanına alelacele gömülmesine rağmen Che Guevara 20. yüzyılın en büyük efsanesi ve ikonu oldu. Çünkü o devrimi temsil etmeye devam ediyor. Akıllarda olduğu kadar ekranlarda da. Adalet ve dayanışma dünyası inşa etmek için her fedakarlığı yapmaya hazır örnek bir figür. Kapitalizm uzlaşabileceğini düşündü ama yaşayan portre olarak kaldı. İsyanın değil ama devrimin. Şimdi tarih zavallı Amerika'yı hesaba katmak zorunda kalacak. Tarihi kendileri için yeniden yazmaya karar veren sömürülmüş ve reddedilmiş Amerika. Haklarını elde etmek için zaten yollarda yaya olarak ve gece gündüz yüzlerce kilometre yürüyenler devletin itibarını hak ediyor. Bu büyük halk kitlesi yeter demiştir ve yürümeye başlamıştır. Devlerin yürüyüşü uğruna bir kereden fazla öldükleri gerçek bağımsızlığı kazanana kadar durmayacaktır. Bu yürüyüş İşçi sınıfının yürüyüşüdür.